Selamlar herkese. Yeni ülkeden merhaba. Ben şu anda Bali'deyim. Dün gece geldim. İnanılmaz yoruldum. Ve gerçi hemen uyudum diyecektim de uyumadım. İçtim birazcık. Sabaha doğru anca uyudum. Şimdi hosteldeyim. Hostelde bir tane arkadaşım vardı Türk. Ondan sonra burada başka aynı hostelde kalan Türkler falan da varmış. Toplam 5 kişiyiz. Denk geldi yani tamamen. Bali'de ilk gün onlarla gezmeye çıkacağız şimdi. Şu anda Bali'nin Kuta bölgesindeyiz. 2-3 gün burada kalacağım ben. İlk gün şu an buralara, yakın yerlere gideceğiz. Sahiline falan gideceğiz buranın. Şu anda hosteldeyiz. Çıkış yapacağız birazdan. Göstereyim size hosteli şöyle birazcık. Burası benim kaldığım yer. Böyle cibinlikler falan yapmışlar. Burası havuz kısmı. Ufak bir havuz var. Çok tatlı, güzel bir yer. Ne kadardı buranın fiyatı? $5 falan kaldığım yer şu anda. $5 gayet uygun yani. Türk arkadaşlar oturuyor burada. Sarper, Nazlı. Açtım kamerayı abi. Nasıl konuşuyor ya bilmiyorum. Ne? Normal konuşuyorsun. Hiç öyle şey yok. Samimi, tamamen samimi. Çıktık şimdi, yürümeye başladık. Galeriye geldik şimdi. Arkadaş merak etti, arabanın fiyatını soracakmış, kiralık fiyatını. Endonezya'nın para birimi çok, sıfırları çok fazla olduğu için fiyatlar böyle milyon falan şeklinde ifade ediliyor. Ne kadar? İşte yani 5000 liraya 4500 liraya falan geliyor. Günlük. He. 4500, 5000 günlük. 24 saat. O civara geliyormuş şu arabanın. Pahalı değil mi ya? Ne? Bana pahalı geldi. Gerçi araba güzel, Mini Cooper. Keyifli bir araba. Burada da direksiyonlar sağda. Belki çok sarhoş olduktan sonra bir salaklık yaparız ya. Yok ha. Beni öyle sarhoş edecek bir şey yok yani. Bir yarım saattir yürüyoruz herhalde. Sahile varmaya çalışıyoruz. Ne? Yok yok, sana da dedim. Konuş diye sana da pas attım. Ha, bana pas attın. Aynen. Evet sevgili arkadaşlar, bir saattir yürüyoruz. Terden geberdik. Sıcak. Daha da sıcak olacak. Tek olunca yalnız kalmıyorsun zaten. Ben bunu anlatıyorum insanlara, anlamıyorlar. Tek başına ne oluyor falan, zor olmuyor mu diyorlar. Hayır, olmuyor abi. Olmuyor. Bu doğmuş herhalde, şöyle bir şey var. Kapılar açık gidiyorlar. Çok tatlı ya. Şöyle müthiş yapılar var. Sahile geldik şimdi. Sörf okulu gibi bir yere geldik. Fiyat soracaklar herhalde. Ne oldu? Şu an kesiyoruz. Her bir ders 2 saatmiş. Sahilde hemen karşıda. Bayağı kocaman dalgalar var. Bali sörfüyle çok ünlü zaten. Bunu yapacaksan Bali'de yapacaksın abi. Ne kadara geliyor dedin fiyatı? 200 liraya falan geliyor. 200 TL. 200 TL. 2 saat. Aynen. Güzel. Çok uygun. Başka bir yerde bulamazsın. Şu an dalgalar çok iyi mesela. Gözüme çok güzel gözüküyor. Aynen, bayağı yüksek şu anda ya. Tam sörf havası. Aldın mı sen bayağı şimdi sörf? Yarın mı? Ne zaman? Yarından sonra. Ha. Sonraki gün. Ha. İki gün üst üste. Evet. Ne kadar verdin? 350. 345. 345 ne kadar? 400 liraya yakın mı ediyor? 375 lira. $24 falan galiba. Güzel. Çok iyi para ya. Çok ucuz yani. Aynen. İlk defa mı yapacaksın sen surf'u? İlk defa. Vay. Hem de Bali'de ha? Sahile geldik. Saat şu an 5 civarı. İşte Bali'nin Kuta sahili. Dalgalar gerçekten bayağı yüksek yani. Burada şu an çoğu insan sörf yapıyor. Bulutların güzelliğine bakın ya. Denize girdik çıktık. Hayatımda ilk defa okyanusta yüzdüm. İnanılmaz yüksek dalgalar. Resmen var ya, dayak yedim. Dalgalardan dayak yedim. Çok hoşuma gitti. Denizi yüzmeye çok elverişli değil. Ama dalgalarla oynuyorsun işte. Ben zamanında Karadeniz'de, Samsun'da oynardım. Şimdi sıra Bali'de dalgalarla oynamada. Şimdi tekrar hostele doğru döneceğiz hep beraber. Akşam yemeğine gidiyoruz. Bu arada kaldığım hostel işte $5 falandı. Akşam yemeği de dahil o fiyata. Duşa gireriz, yemeği yeriz. Sonra havuzun kenarında bira.
değil mi? Orayı kesinlikle. Ya sen cilata yatsın. Plan. Aynen. Budur. Şangu'da geçen gün 17... Ne 17? Beni çeker kadar konuşamıyorum. 17 bine bira içtim. Mekanda mı? Bine. 33'lüktür. Evet ama yine de. Güzel. Bayağı iyi. Bira... Götür bizi o zaman Nazlı partili. Partilerin insanı sensin. Partilet, partilet bizi. Şey diyeceğim, ben Sarkar'dan da şüpheleniyorum. Partilerin insanı benden daha çok o olabilir. Ben belki ikinci sırada yer alıyor olabilirim. Sen. Bilemiyorum. Benim daha ilk günüm sahilden yürümek varken bizi şeyden götürüyorsun. Ben mi? Yoldan, yola ben doğru gidiyorsun. Şöyle yürümek ben varken. Çek beni de çek. Evet. Nasıl yürüyorum ya? Nasıl yürüyüşünü göster insanlara. Bali'de yürüyorum. Sahilde. Bu da sahil. Bu da merkez. Konuş, konuşabilirim. Ben konuşayım. Şey sende. Ha, şey alan mı konuşuyor? Allah'ın eşliğine konuşuyor bak. İşte Kuta sahildeyiz. Burası beginner seviyesi için. Surf'te çok meşhur olan bir yer. Sevgili arkadaşlar. Peki. Yes. 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 Say something. Famous channel. For YouTube. YouTube. Yeah. 5 million. Arkadaşlar Kuta Beach. Yap şovunu ya. Yapalım şovumuzu. Kuta Beach 2023. Hedef 2023. Cumhuriyetin 100. yılı. Çok normalde konuşuyorsun başa. Kameraya gelince her şey değişiyor. Ama kameralara alışkınım. Nerede? Biz de çalıştık daha önce zamanında kameralarla. Evet. Ya. Ya. Anlatır mısın? Sana özel anlatırım. Hayır. Anlat, duysunlar. Neyi duysunlar? Kamera tecrübeleri. Show TV'de, haberlerde işaretli tercümanlığı yapmıştım. Hangi yıllar arasında? 2020-21 o civarlar. Kaç ay? Ay, yıl? Yani ayını hiç sorma, kısa sürdü. Yani sigorta migorta işlemleri falan filan, neyse buradan kötemeyeceğim. Yönetmenim çok iyiydi. Bayağı yaptın ha? Yaptım, evet. Başka tecrübe oldu. Ama ben konuşmadım. Konuşma da kötüyümledim değil mi? Elim konuşuyor çünkü. İşaretli bu yani. O yüzden. Yani. Doğru, onu öyle düşünmemiştim, doğru. Evet. Çek Nazlı'yı çek bak. O da orada bir şeyler partiden anlatıyor. Partiden bahsediyor bak hemen. Evet, beach partiler. Beach partilerine bayılırım. Durum mekan parti. O sordu. O yüzden Osman'e bayılırsa çıkışta beach şey, partiye geçeriz. Bayılmadığı bir parti var mı? Ak Parti hariç. Ay! Siyaset yapmayalım kamerada. İlandayım mı sordu yoksa? Yok, aklıma şey geldi. Şu anda geldi. Ben de siyasi olmadığı için partiyi kaçırmam aslında ama. Evet, anlatıyorum ben. Kafanı yırtın. Sanki şey, kanal ikimizinmiş gibi. Abi ne olacak? Bak bugün canım senin olsun diyorsun, ne olacak? Yani ben zaten kesersin daha çok, insanları zaten konuşturmak istiyorum. Ha. Kendim konuşmak yerine. Okay. Ben hep konuşuyorum zaten abi. Ya. Yani bir sürü videomuz var. Kanal tek başına konuşmak da biraz şey oluyor zaten böyle. Onlar görmek istiyor değil mi? Kadın daha çok görmek istiyor. Çok ayıp ya kadın. Yani tabii. Senin falan. Yani algoritma denilen bir şey var yani. Algoritma kadın istiyor falan. Algoritma da mı kadın istiyor? İşte demiyorum. İnsan dedim ben başta, kadın tabii demedim. Tabii sen dedin demiyorum ya, algoritmadan bahsediyorum algoritma ben. Algoritma bir şey diyemem. Ha. Ben çekerim. Kadın erkek ayırt etmem. Nerede olay var onu izliyorlar. Tabii. Evet. Saat 6 oldu. Hostelin akşam yemeği var içinde. Aynen. O fiyata dahil. Aynen. Fiyatı 6-7 euro günlüğü. 6-7'ye mi geliyor? Ben 5 lira. 5 tamam, 5'tir herhalde. Doğru. Ben hani ortalama söyledim ya. Akşam yemeği umarım güzeldir. Umarım, bakalım, ben de ilk defa yiyeceğim. Dün yetişemedim. Pilav vardır. Fix. Fix, o fix zaten. Tavuk %1 milyon vardır. Yok, dün yokmuş. Vejeteryan takılmışlar. Hadi bakalım. Vejeteryan takıldıkları için işte olmamıştır ama normal vejeteryansız bir menüde tavuk oluyor, evet. %1 milyon. Sabah da pilav yedim, akşam da pilav. Ama sen sabah pilav yemek de yanlış ettin. Sabah pilav mı yenir? Ya. Ama Asya'da yeniyor, evet. Asya'da kahvaltı abi, olmadığı için kahvaltı kültürü. Yani Türk kahvaltısını çok özledik değil mi? Ne en çok özledin? Hadi. Bak, en çok neyi özledin? Gerçekten.
Ya insanın özlediği şey olabilir mi ya? Domates. Domates. Ha, sadece ekmek güzel arası. Güzel bir ezine peyniri. Oo. Ekmeğin içine koyacaksın. Diyeceksin bak bu kadar ve bunu yapamıyorum ya. Yapamıyorum. Yok yapılmıyor. Burada ithal geliyor. Çok pahalı. İthal. 225 lira bir peynir. TL olarak yani. TL olarak. Şimdi yani? Türkiye'den de farksızdır. Türkiye'de artık eskisi Türkiye'de kadar uygun değil, çok abi, pahalı. Çoğu yerde bulamıyorum ki bir de. Ha, burada yani çok İtalyanlar dediğim ha, lokal olan yani. Ya Bali'de yine vardı belki de. Balezada falan bulamadım marketlerde çok. Abi bir de ezine peynir gibi peynir de nerede? Ezine yok zaten hani. Kaşar ezine peyniri bulursun anca. Aynen kaşar. Kaşar nasıl bir kaşar? Mozzarella falan zaten yani, o pizzanın onlarda üstünde yersin aynen, onu. Sen bir margarita söyle. Ah. Margarita söyle yani. Biz acıktık galiba. Şu an acıkma station. Dalgalar. Bak 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 bak. Gün batımını görüyor musunuz? Çok güzel. Köpekler koşuşuyor şurada. Bir de pilav kuru fasulyeyi çok özledim. Yani. Menemeni özlüyorum. Basit şeyler ama çok özleniyor işte. Aynen bak çiğ köfte mesela. Kebap, baklava ben bunları da özledim ama sürekli yediğimden değil yani Türkiye'yi andırıyor diye. Çiğ köfte. Aa evet. Çiğ köfte ya. Yani basit benim. Sen burada çiğ köfteci açsana. Bak o mantıklı. Çiğ köfte herkes yer. Dünyaya çiğ köfte satarak dolaşabilir miyim? Evet yaparsın. Evet. Ama çiğ köfteyi nasıl alacaksın? Eskiden böyle lahmacun sepetleri vardı ya. Aa evet lahmacun. 3 liraya vardı onlar. Aynen. 3 liraya alıyorduk. Bilmiyorum benim zamanım 3 lira. Belki senin zamanın 1 lira. 1 lira. Aynen. Onun gibi çiğ köfte yapacaksın işte. Elle. Dünya turundayım, çiğ köfte satıyorum. Beni destekleyin. Evet olabilir. Neden olmasın? Bunlar hep ticaret. Yerleşik hayat istemiyorum. Hiç. Hiç değil de. Yani çocuk yapmayı düşünmüyor musun Sinan? Zor soru. Düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Hmm. Olabilir. Senin kararın. Ben istemeden olursa bilemem. Ama attım kendimi yollara, adadım diyorsun yollar içine. Burada biraz yaşarız, sonra başka yerde yaşarız. Peki bir dünya, Türkiye'ye dönmeye gibi bir düşüncen var mı? Ziyaret edeyim falan. Yok. Akrabalar, anneler, yok, babalar. Yok. Uzun bir süre düşünmüyorum ama umarım başarabilirim yani. Umarım başarabilirsin. Zor. Yolda olmak da zor. Türkiye'de yaşamak da zor. Genel olarak zor zaten. Ya tamam. Şu an bu tercihimden çok memnunum ya. Kolaylıklar diliyorum. Çok doğru karar verdim. Bali'ye ne zaman geleceksin ki bir daha hayatın? Yani Bali için, yani burası. Hanımına gelirsin işte balayına. Tatil için gelirsin, bir hafta kalırsın, gidersin ama ben şimdi birkaç ay burada yaşamayı düşünüyorum mesela. Öyle bir şeye, özgürlüğü hani bu işte mesela çok para kazansam bile bunu yapamayabilirsin hayatında. Hı hı. Çok para kazanan bir insan olduğun için bir yıllık iznin 2 hafta, 3 hafta gelirsin, gidersin sadece. Ama ben şimdi burada paramaz olsa bile yaşayabiliyorum bir şekilde yani. Tadını çıkarmak lazım bence ya. Bu çok beni zaten. Peki bu vize gelen vizeyi nasıl şey yapacak, devam ettirecek? Onları hiç araştırdın mı? Giriş vizesi 35 dolardı zaten değil mi? Aynen. Bali'ye giriş vizesi 35 dolar. Sonra? Sonra içeride tekrar uzatabiliyorsun. Uzatabiliyorsun. Bir iki hafta kala. 35 dolar daha veriyorsun. Daha. Evet. O şekilde 2 ay kalınabiliyor. Ama sonra gir çık yaparak yine kalınıyor. Aynen sonra gir çık yapılması lazım yani. Şimdi şöyle çekelim. Gün batımına karşı. Aa bak şimdi her şey değişti. Şimdi daha güzel bir oldu. Saat. Bir saatten evet şeyi çekiyorum. Orayı da görsünler. Ne olacak? Bir sürü tahtaları falan. Yok şaka. Tabii canım orası da güzel oldu. Çekenin var en azından. Yani öyle düşün. Gidene kadar kameramanım mısın? Yönetmensin. Hmm, yönetmen. Direkt evet. Yönetmensin. Kameraman da değil. Yönetmen. Süper evet yönetmen. Burada aynen konuşuyorum da yani. Şey yapabilirsin yani beni yönetebilirsin. Tamam. Paraları konuşacağız mı? He? Para kazanmaya başlamakla konuşacağız mı? Daha para kazanma açılmadı da. Olsun. Buradan Sinan arkadaşımıza yardım edebilirsiniz. Buradan abone olmayı da. ben istemiyorum. Öyle yok mu? Öyle denmiyor mu? Sen istersen söyle. Tamam. Buradan abone olmayı Sinan'a yorum ve like atmayı unutmayın gençler. Hep izliyoruz. Biraz da konuşalım değil mi? Hep YouTube'da takılıyorum ben de gerçekten. Çünkü Instagram'ı dondurdum. Hep orada. Neden dondurdum? Çünkü bir fake, yani fake hayat orası. Fake life yani.
6 saatini, 7 saatini günde harcıyorsun. Ona harcayacağın daha güzel şeyler var hayatta. Gerçekten insanlarla tanışabiliyorsun. Oradan insanlar mesaj atıyor, yazıyor mesela. Hepsinin yorumları yalan. Gerçekçi değil. Çünkü seni oradan resimle tanıyan insanlar ve fotoğrafta sadece like alabilmek için gidiyorsun bir yere. Sırf like alasın ya da işte kendini mutlu edesin diye. Benim özgüvenim zaten yeterince yerinde. Evet, yani onların güzel like'ına, yorumuna da ihtiyacım var. Wow. Yok. Beni seven seviyor. Fotoğrafımı da yani şey açar gösteririm yani Instagram'a koyup. Yani yani öyle şey yapmama gerek. Gösterdim geçenlerde ne oldu? Biri işte yabancı şey dedi bana. Hangi yerde yaşıyorsun? Nereye? Ben Türkiye'deki fotoğraflarımı gösterdim. Bak burası böyle. Onlara orayı tanıttım. Rize'yi tanıttım. İşte aa dedi çok güzelmiş. Kaçkar dağları. Karlı mardı. Dedim sen İngilizsin ama bizde yani güzel dağlar var yani. Dağlar var. Acaba geldik mi? Çıkmamız mı gerekiyor buradan? Ne yapalım? Buradan içeri doğru mu gireceğiz? Evet. Yani buradan denizden gidemeyeceğimize göre hostele. Biraz gireceğiz. Daha. Biraz daha. Ha. Biraz daha istiyorum. Ama güzel gün batımı ya şimdi. Aynen. Valla. Bir gün daha eksildi ömrümüzden. Bir gün daha eksildi. Güzel yaşamak dileğiyle. Evet halk burada. Sunset'i izlemeye gelmişler. Herkes burada. Baksanıza şu bunların hepsi insan. Ne hepsi insan. Of 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 of. Şimdi AVM'ye doğru gidiyoruz. Size AVM'yi de gösterelim. AVM'ye bikiniyle üstünü değil de üstünü giymek gerekiyor. Girmek yasak böyle. Evet daha önceden gittim. Yani tişört gibi bir şeyler giymemizi istiyorlar. Her marka var işte. Zara var. Pull&Bear, Bershka. Beachwalk ismi. Nereye getirdin bizi? Sizi AVM'ye getirdim. Ama dondurmayı tabii buradan yiyeceğim. İstanbul'daki AVM'ler gibi değildir. Burası daha böyle daha çiçekli, böcekli. Çiçekli. Ha. Şeyini gösterelim. Ben giyindim. Ben giyeceğim şimdi. Tabii. Burada şey, flamingolar var. Wow. Nazan bizi nereye getirdin böyle ya? Bu ne ya? Renkli renkli. Ha? Çok tatlı bir yermiş. Bunlar ne kadar acaba? Bunlar ne ki? Bunlar dondurma mı direkt? Dondurma. Tiramisu. En son oraya gidene kadar şuydu. Kırmızıydı. Sonra tiramisu. Direkt onu söylesin. Oradan başlasa direkt. Ama ben şeye hiç bakmadım ya. Benim canım onlardan çekmişti. Aynen sen bunun için geldin aslında buraya. Ama daha pahalıya geliyor. Aynı. Bak bir tane small alacağım alırsan. 45 yani bir top. Ha. Onu alacağım daha büyük. 45. Ama şimdi neyi sevdiğin önemli. Biraz güzel ya. Şu ananaslı herhalde. Mango. Bu ananas değil mi? Mango'nun aynısını koymuşlar. Very good. Biz de deneyelim. Çok yani güzel. Yani ortamız var. Zaten alacağım yani. Mangoyu gerçekten yapmışlar, bayağı güzel. Gerçek dondurma mı diyorsun yani? Güzel bir ya, kaliteli dondurma. Salep var mıdır bunun içinde? Salep yoktur canım. Ham maddesi ya normalde. Öyle mi? Tabii canım. Aa, nasıl abi? Ben çok beğenmedim yani iyisi. Nazan ve de mangoyu normalde de çok seviyor ya, ondan bir şeyi var herhalde, mangoya karşı zaafı olabilir. Öyle. İlk defa hayatımda bu kadar büyük Pringles gördüm, normal. Yok yok onlar. Şeylerden şunu da bulabilirsin. Ama hiç görmemiştim. Marketlerde bulabilirsin buradaki marketlerde. Ha, diğer ülkelerde hiç denk gelmedim ben. Normali bu. İşte biraz daha büyük parti paketi olarak geçen Pringles'lar. Fiyatı ne kadar bunun? 85. Abi fiyatlar çok iyi. İşte 85 bin. Yani ne kadar? 100 lira. Yani 85 12 çarpı 95 100 gibi yani. 100 lira falan. 100 liraya falan geliyormuş bu. Bayağı pahalı ya. Normalde 96. Abi Malezya'da 7 ringgit. Evet, 4. Evet. Ha, buraya özel pahalıymış aynen. Bir de böyle Pringles gördüm. Bu ufak paketleri oluyor ama bu ufak paket de değil. Bu bambaşka bir seviye ya. Hiç böyle şeyler ürettiğini bilmiyordum Pringles'ın. Evet, dondurmamı aldım. Çok mutluyum. Sen denemiş miydin bundan önce? Yok. İlk defa deniyorum. İlk defa deniyorum. Yorumunu yapacağım. Evet, gidebiliriz. Şu an yorumlarını bekleyen binler var. Vegan ha? Şuradan çıkabilirsin. İçimde çikolata gibi. O ısırdığın yere şey koyayım mı? Magnum ısırırken çıkan kıtır ses var ya. Kim bulacak o ses? Tiramisu mu?
Mascarpone fışkırıyor. Mascarpone ben buradayım. Şimdi ya. İnsanlar tabii ben de dahil cahiliz birazcık. Mascarpone. Mascarpone. Kullanılan bir peynir türü. Harbi mi? Hı. Oha. Krema yani. İlk defa duydum. Bak tiramisu da dondurma gibi bir şey mi yani bu? Aynen. Hostele geldik tekrar şimdi. Akşam yemeği. Tabii ki pilav var. İlk defa gördüğüm bir sebzeli bir şey var böyle ıspanağa benziyor rengi. Vejeteryanmış. Soya var. Acılı sos var. Böyle. Yiyeceğiz bakalım nasıl. Tadı çok güzel. Hangisinin güzel? Hepsinin tadı çok güzel bence. Hmm. Şuna her zaman çıkartıyor da şuna bayılıyorum ben. Hmm. Şu da çok güzel bu arada. Tempe. Sınırsız ne kadar yemek istiyorsan yiyebilirsin. Aynen açık büfe. Bu yeşil yemek böyle jackfruitliymiş. Jackfruit diye bir meyve var burada. Ondan yapılmış şunlar. İlk defa yedim ben de. Bir de acı sos var. Acı sos o kadar acı ki hayatımda yediğim en acılardan birisi ya. Bu da böyle mısır pıtlağı gibi bir şey. Değil mi? Bu ne bu? Bu da ne yapıyorlar? Neydi? Yumurta bezini. Harbi mi? Bu sadece yumurta beyazı mı? Bazıları şeyden de yapıyor. Oha. Yani... Yumurta beyazı böyle şey gibi mısır pıtlağı gibi bizdeki ama yumurtanın beyazına yapıyorlar. Vay be. Güzel yemekler lezzetli. Yemekleri yedik. Yemekleri yedikten sonra herkes kendi tabağını mutfak kısmında bu şekilde yıkıyor. Böylece kirliliğin önüne geçirmiş oluyor. Aynen. Hiçbir millet bu kadar güzel yıkamıyor. Ne? Altına tutup geçiriyor ya. Yok, ya. Yok o kadar da değil. Ben izledim böyle birkaç. Bekledim böyle insanlar güzel yıkıyor mu diye. Ona göre yiyecektim çünkü. Yıkıyor mu? Yıkıyorlar. Bazı Avrupalılar dandik yıkıyor ama. Evet. Ya tabii o tabak bana denk gelmez diyelim lütfen. Veya işte son günü. Hostelin havuz kısmı akşam bu şekilde gözüküyor. Çok güzel ışıklandırmışlar. Burada kimileri oturuyor, kimileri bizim arkadaşlar burada başkalarıyla beraber oyuna daldılar. En son oyun oynuyorlardı. Ben kamera hissettiler herhalde seni. Ben de direkt kamerayla geldim. Yok görmedim seni, görmedim. Ne haber? Bugün videoyu çekiyordum, kapanış yapayım dedim. Bir şöyle çekeyim. Seni orada başlattım. Senin geldiğini bilmiyordum. Niye şey yapmadın? Yatak 50. Evet, beni takip etmeyi unutmayın. Furkan da geldi. Furkan'ı şuradan. Furkan'ı göreceksiniz bol bol videolarda. Furkan da bir Bali'deyiz diyebiliriz artık. Bir Bali'li buraya yerleşmek istiyor. Bali'de ilk günümü bitiriyorum. Videonun ne oldu? Neye geliyor? Söylesene. Aynen. Heyecan daha, yenilik daha kardeşim ondan. Evet, Bali'de ilk günümü bitiriyorum. Sözü Sarper'e bırakıyorum. Arkadaşlar, Sinan kapanışı yapmaya utandığı için bana verdi sözü. Özellikle. Bugün eğlendik bayağı, güzel bir gündü. Yarın da eğleneceğiz. Yarın ayrı bir video çekeceğim zaten ekstradan. Bugün böyle ilk günü videosu çekeyim dedim. Evet, güzeldi gayet. Dalgalarla boğuştuk biraz. Biraz sonrasında yürüdük. Güzeldi. Şu anda olsa da yürüyoruz, içiyoruz. Her şey güzeldi. Yarın görüşmek üzere arkadaşlar. Aynen. Aynen.